Evet sevgili seyircilerimiz, değerli konuğumuz onkolog doktor Haluk Nurbaki Beyefendi stüdyomuzda bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Allah'a şükür yeniden Samanyolu'nda akşamda sizlerle beraberiz. Efendim geçtiğimiz haftalarda Allah Celle Celaluhu'nun insanlara nasiplerinden biri olan abdest almanın hikmetlerinden bahsetmiştik. Ve Fatiha suresinin hikmetlerine de inmeye başlamıştık. Ancak abdest alan her Müslümanın günde 5 vakit yaptığı İslam'ın 5 şartından biri olan namaz kılma olayı var. Ve namaza da bir çağrı var. Ezan-ı Muhammedi. İsterseniz bugün ilk önce sohbetimize Ezan-ı Muhammedi'nin hikmetlerinden bahsederek başlayalım. Benim şüphesiz şimdi abdesti ve namazı anlatma bölümüne geçtikten sonra elbette ki ezanı da zikretmez şart. Yalnız buradaki bir incelik var, ben seyircilerime aktaracağım. Biz namaz bahsini Fatiha ile beraber yürütüyoruz. Ve amacımız da Fatiha'nın mucizevi yapısını anlatmak. Bunu anlatırken namazla beraber aynı tren rayının çizgileri üzerinde götürmemizin sebebi birbirini tamamlıyor. Çünkü namaz Fatiha'nın diri bir şekilde ifadesidir. Ve insan Fatiha'yı çok iyi anlamadan namazı anlayamaz. Namazı iyi anlamadan da Fatiha'yı anlayamaz. Mesela ne kadar güzel Arapça bilse, ne kadar güzel tefsir bilse, namazı iyi anlamamışsa Fatiha'yı anlayamaz, mümkün değil. Ne bu bakımdan Fatiha ile namazı beraber büyüttüğümüzü trenin rayları gibi yahut meleğin kanatları gibi bir kere daha hatırlatmak isterim. Ezan meselesine gelince ezanı da Türk milletimiz hamdolsun düşkün ve 1200 yıldır bayraktarlığını yapmış. Fakat ezanda eksik, halk arasında eksik bilgiler var ezan konusunda. Ne gibi efendim? Mesela şimdi ezan nedir, yani ezanın ezandan teşekkür eden cümlecikler alt alta yazıldığı zaman. Evet, aslında pek çok sevgili seyircimiz dikkat etti bilmiyorum. Ancak ezan esnasında söylenen ifadelerde bir sıra var. Evet. Ve mesela 4 kere Allahu Ekber deniyor. Acaba bunların hepsi bir şeyin delili mi? Bir şeyin hikmeti mi? Tabii her şeyin hikmeti. Çünkü ezan bir defa reçete olarak gelişi enteresandır. Şimdi bizim namazda bildiğimiz yahut ibadetlerimizde bildiğimiz bir takım dualar, ayetler var. Bunların bir kısmı direkt olarak Kur'an suresidir. Mesela Fatiha bir Kur'an suresidir. Evet. Buna karşılık namazda çok önemli olan tahiyyat duası ne suredir ne hadistir. Hadis-i kutsidir. Yani Miraç'ta Efendimiz'e verilen özel bir hadistir. Ezan da böyle bir hadis-i kutsidir. Yalnız ezana geçmeden Medine'de Efendimiz ezanı başlatmadan evvel bazı eshabın rüyalarında ezanı gördükleri bu kalıbıyla zikredildiği için ezanın hadis-i kutsi olan sırrı gözden kaçıyor. Hadis-i kutsidir ama sanki manada dinlenmiştir o ezan. Hadis-i kutsi terimini de bir açalım isterseniz. Hadis-i kutsi direkt olarak Allah'ın ifadesiyle verilmiş hadislerdir. Yani arada Hazreti Cebrail yoktur. Ama Kur'an'la değildir. Hazreti Cebrail olmadığı için. İfade tarzı da Efendimiz'in tekellim olduğu, konuşmacı olduğu tarzda değildir. Mesela ben bilinmez bir hazineydim. Bilinmek istedim. Varlıkları yarattım.
mevzudaki ifade tamamen Allah'a ait. Yani bu cümlenin ifadesi tamamen Allah'a ait. Ama ayet değil. Bu kalbeki hadisine açık derler ki, çok derin hikmetleri olan hadislerdir. Cenab-ı Hak bunlar niye Kur'an'a konulmuştur? Kur'an mecmuası içerisinde anlaşılması, kavranmasında belki bir takım zorluklar olur diye Kur'an'a koymamıştır. Mesela bunun en bariz misali Levlâke levlâk lemmâ alek menâfdek hadisidir. Sen olmasaydın felekleri yaratmazdın diye Cenab-ı Hak. Şimdi bu bir hadis-i kutsidir. Şimdi bunu Kur'an'a koyduğu zaman Kur'an'ın ahengi içerisinde intizar etmesi çok düşmüş. Yani bu kitabı Cebrail vasıtasıyla getiren Yüce Peygamberimizin bir yerinde gelip sen olmasan kainatla yaratmazdın diyor Allah. Nasıl bir intizar peyda edecek onun için hadis-i kutsiyle özellikleri olduğu için Cenab-ı Hak o şekilde bildirmiştir Efendimiz'e. Efendimiz okur, onun hadis-i kutsi olduğunu bilirler, ona göre icabatını yaparlar. Ezan da, Ezan-ı Muhammed'in hadis-i kutsidir. Yalnız manada birkaç eshabın alemli ervahına manasına intikal etmiştir. Aynen kopya almışlardı. Yani ezan farz olup Medine'ye gelmeden evvel okunmuştu İtfakçı'ya geldi evlenme. Okunduğu için onu duyabilen ervahın, eshabın, bunların arasında Aziz Ömer de vardı, duyup gelip bu ezanın etrafında birleşmeleri Efendimiz'in tabi olayıyla birlikte mümkün olmuştur. Çünkü ezan çok önemli bir kalıptır. Allah'a davet, dinler Allah'a davet anlamına geliyor tabi. 4 defa Allah'ın yüceliğini bildirmesi, biliyorsunuz ekber kelimesi büyük demek değildir. Yücelerin yücesi anlamına gelir. Allah'a ekber dediği zaman Allah yücelerin yücesidir. Çünkü kebir büyüktür. Ekber büyüğün de büyüğü demektir. Şimdi 4 defa bunun söylenmesinin sebebi ruhun bu seda ile uyanıp insan bedenine hakimiyetini teşekkür etmektedir. Çünkü aslında ruh her zaman uyanıktır ama nefsin gölgesi arkasında kalmıştır. Siz seda çıkmaz bir kültüde diyor. Bunu 4 defa işitmekle bu 4. hikmet şudur. Birincisinde bedeni kulağımız işit. Beyine giden ki bu nefse hitap, bedene hitaptır. İkincisi, kendine gelen beynin işitme merkezlerinden, ikinci Allah'a eklerden nefsi diriliğe çağırılır. Üçüncüsü, ruhu diriliğe çağırılır. Dördüncüsü, gönlü diriliğe çağırılır. Yani insanın yapısında mevcut olan 4 önemli hususiyeti tek tek Allah çağırmaktır. 4 defa olmasının hikmeti olur. Şeyde kelime-i tevhidin la ilahe illallah ve Efendimiz'in ismini katılın Muhammed'in Resulullah'ın 2 defa söylenmesinin hikmeti ise birisi madde yanık insan, birisi mana yanıdır. Artık dirilmiş Allah'ın huzuruna gitmeye niyet etmiştir. Buna hitap bir maddesine bir manasına. Yani bir gönlüne, ruhuna, bir nefsine verenmiyoruz. 2 defa. Şimdi o ezandaki yine ilginç bir hadise de namazı çağırmakla fena çağırmayı içkiye tutmuştur. Aydın namazla aydın fena. İkisini eşit değer sayıyor. Zaten namazda durmadan iflah etmezsiniz, felah bulmazsınız demektir bu. Hayya felah demek,
Haydi iflah ettin. Sahiden var olduğunuzu anlamaya gelin. Bütün sıkıntılarınızdan, yüklerinizden arının anlamına durun. Şimdi buna da bir enteresan tanım yapmak lazım diye. Şimdi kentlerimize de baktığınız zaman bilhassa hava harekatı olmadığı zaman bir sis kirleri görüyoruz. Bu dünyada meşhurdur. Bir de var işte 3 sene, 4 sene evvel. İstanbul'da neredeyse boğazık bu sisi. Bu atmosferin eski tabiriyle bu tasarrufu çok kullanılır da havai nesini bunun kirliliğidir. İnsanların günahlarından çıkan bir kirlilik vardır, gaflet vardır. Gözde görünmez. O da siyah, mavi bir buluttur. Ve o bulut, insanların bulunduğu kentte, bulunduğu mahallede yaşamlarını öyle etkiler ki, bütün güzelliklerini kaybederler. İmtihan alıyorsa mutlaka en kötünüsü olur. Bu gaflet bulutunun sıkıntısı nispetinde. Onun için daha küçük bir yörede yaşamak, bir İslam camiası içerisinde yaşamak, bu kasvet bulutunun az olması dolayısıyla müreccahtır, tercih edilir. Yani büyük kentlerde bu kasvet bulutu çok vardır. Yani herkesin günahı bu kara bulutun içerisine toplanmıştır. Ve manevi nefes alınmaz. Bunu şimdi belki pek çok dinleyicilerimiz manevi nefesle ne olacak diye düşünmüş olabilirler. Bakın, Şems'in meşhur sözü vardır. Ta 70 sene evvelin Konya'sına gelmiş, şöyle bir bakmış, bu gaflet bulutunu görmüş. Ve bana burada Celaleddin'i irşad etmem emredildi. Bu kirli havada irşad olmadı. Düşünün 700 senelerin Konya'sındaki o gaflet bulutunu, sizin gibi gaflet bulutunu düşünün. İnsanların. Yalnız burada bir şey hasat tutmak lazım. Niçin Şems Konya'da o kasvet bulutunu gördü? Çünkü kimse fakirlere yardım etmedi. Kimse birbirine dost değildi. Onun için kasvet bulutu yükseliyordu. Yani kasvet bulutu zannettiğimiz gibi adi bir takım günahlardan büyüyen bir atmosfer değildi. İnsanlığını kaybetmiş, insanlık haysiyetini kaybetmiş, merhametini kaybetmiş, sevgisini kaybetmiş insanların soluduğu havanın gaflet bulutu. İşte bu grup umut ne logosla dağılır ne de başka bir vasıtaya. Nasıl dağılır? Ezan-ı Muhammedi ile. Onun için Ezan-ı Muhammedi öyle takdim olmuştur ki sabahtan yatsısı dahil, mevsimlere göre değişkenliği dahil bu gaflet bulutunu dağıtır. Ve o gaflet bulutunun dağıtıldığı sırada insanlar namazdan eda ettiği gibi ferah bulmazsınız diyor ya, bunu ima ediyor. İnsanlar namazını kıldığı gibi ferah da buluyor. Ondan sonra gönlünden Allah'a karşı sevgisi, muhabbeti hazırsa onu da icraata koyuyor. Onun için felah namazda bunu ima eder. Ve hepinizden gözünüzü kaldırın, gaflet bulutunu seyredin. Yaşadığınız yerdeki. Bir kimsenin bir kimseye hakkı hukuku geçtiği zaman o bulut koyulur, siyahlaşır. Ama bunu da yapacak yegane vasıta Allah'ın ve sevgilisinin isminin anılmasıdır. Onun için ezan ciddi olarak yok mühim de. Ezan hakkında bir iki şey daha söyledim. Madem buraya kadar getirdik bunu. Biz bu namazı bitiremeyiz. Ömrümüzde inşallah yeter. Olsun efendim. Allah'ınız versin. Tabii. Efendim şimdi ezandan bir önemli şey var. Bir derler ezan vardır, namazı yoktur. Bir namaz da vardır, ezanı yoktur. Buna dikkat etmemişsinizdir. Ben hatırlatayım.
Bir ezan vardır, namazı yoktur. Her doğan çocuğun kulağına, kulağına okunur, ezan okunur. Tercihan hem sağına hem soluna okumaktır. Ve de ismiyle zikredilerek işte Ali hoş geldin, Mehmet hoş geldin diye ezandan sonra okunur. Bu ezanın namazı yoktur. Ya bu ezandan sonra namaz kılınmaz. Bir de namaz vardır. Ezanı yoktur. Cenaze namazı. Efendim ömürde iki ezan arasında o evet, zaman işte yaşanır ve biter. Cenab-ı Hak isim konurken diyor ki ey insanoğlu. Ezanı dokundu. Namazı kılınacak aklın başına topla. Bu kadar basit bir dünya hayatı. O kadar da kısa değil mi efendim? O kadar da kısa. Yaşanırken zor gibi geliyor ama işin aslı ezanla namaz arasındaki bu ufak şey kadar. Süre kadar. Süre kadardır. Ezan üzerinde benim bir çok özel bir hareketim var. Onun özgürlüğü bir hareketi. Ezan iyi bir tamamlayalım. Buyurun efendim. Bundan işte kaç sene belki. O şeyin aman kalın ayak, aya Armstrong'un aya ayak basıyor. Geçenlerde de bir şeyde böyle bir hadise olmamış durumdadır filan diye kontrol fikirler yani aya gidilmemiştir filan. Hayır. Kesinlikle aya gidildi. Aya gidişin delili, oradaki gölgelenler filan bulunacak diye getirdikleri şeyler, materyaller birbirlerine düşman olan devletlerin laboratuvarlarında. Hem Rusya'nın hem İngiltere'nin hem Amerika'nın laboratuvarlarında. Neyse. Biz işin orası değiliz yalnız. O gece ben rahmetli Mürşid'in Sait Sağız'ın yanındaydım. İşte Ankara'daydım. Ankara'dan geldiğim için fazla zaman kaybetmemek sırf onunla konuşabilmek için radyoyu kapatmak istedi. Radyonun oğlu. Haydi bırak diye. Burada bir doktorun büyüyeceği bir şey var. Hakikaten Armstrong yere indi. Hadi bakalım dedi. Kendini çok bilir sanıyorsun dedi. Mana bilimlerini bilir sayıyorsun dedi. Bir şey var yakalamak için. Düşündüğüm hiçbir şey yakalamadım. Ezan okunuyordu. Şu anda orada ezan okunuyordu bu. İnsanoğlunun başka bir toprağa ayak basması dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın mutlisi bir ihsandır. Onun Armstrong'da olması etkisinin Amerika'nın gönderesi önemli değil. Ama ezan okunuyor şimdi. Efendim de ayrıldıktan sonra zaten her zaman kıraklısından bir tanesi bunu eklerim. Gaflet sayfına dedim. Aradan yıllar geçişte 500 sene sonra Armstrong Mısır'da ezanı işitince iştahıyla duydum bizi. Onun üzerine kıyametler koptu. İnkarlar başladı. Böyle bir şey olmadı dendi. Sonradan da Iraklı bir şey mühendis teknisiye bandı almış Armstrong'un konuşmalarını. Aynen çıkarttı. Ezan sesleri dahi vardı o bandı. Ondan eşitli. Evet, şimdi ezan bahsini böyle bağlayalım. Evet, gerçekten dikkat çekici bilgiler verdiniz. Her gün dinlediğimiz, günde 5 vakit dinlediğimiz ezanın hikmetlerini de bizlere ifade etmiş oldunuz. Öncelikle bunun için teşekkür etmek istiyorum ben. Evet efendim, ezandan bahsettik, abdestten bahsettik. İsterseniz şimdi namazın manevi hikmetlerine geçelim. Şimdi namazın manevi hikmetleri deyince, tümüyle insan olmanın özelliği demektir. Yani bir insan namazı Efendimiz'in arzu ettiği biçimde kılıyorsa, kendisine özel bir kimlik verir, insanlık kimliği. İşte cennete gitmek olsun, manevi alemlere intikal olsun. Hepsi o kimlik sayesinde sağlanır.
Ancak namazı hemen, namaza durur durmaz, kıraat kılmaz, bunu hemen cebimize koyacağız diye düşünmemiz lazım. Çünkü namaz, işte rüştten itibaren, yani olgunluk çağından itibaren ölene kadar kesiksiz devam edecek bir ibadettir. Ve namazın çok önemli bir hikmeti, kılındıkça yeni sayfa açacaktır. Yani yekten birinci sayfasında Allah'ın fotoğrafını görecek değiliz. Ama kıla 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 namazda feyzin artır artır artır, namazın seni bir başka aleme getirdiğini bir gün müşahede edecek. Namazın bir büyük özelliği bu. Onun için ben namaza başladım da duygularım daha azaldı. Eskiden daha çok Allah'a yakın hissediyordum kendimi falan diye. Nefsin uydurmalarına inanmamalı. Namaz öyle bir hazinedir ki damla damla başladı mıydı aklına gelen hep türlü yabancı cismi eritir vücutta. Ve netice itibariyle Cenab-ı Hakk'ın istediği makbul kul haline çevirir. Bir kere namazda prensibi itibariyle bunu bilmek lazım. İkincisi namaza yeni başlayanlar için bir takım külfet duyumları, tembellikler, kaçamaklar, bunlara bakarak hüküm verip namazı bırakmamak lazım. Çünkü nefs namaz saltanatına düştükten sonra her türlü dünya arzusundan kopacağını bildiği için çelmetecektir. Tembellik yapacaktır, bahane çıkaracaktır. Binaenle her türlü şartlarda namazı mutlaka kılmaya mecbur olduğunu nefsi karşısına her gün alıp çocuğun bebeğini, annenin bebeğini eğitim gibi eğitmek lazım. Arkadaş kılacağım hiç çaresi yok diye. Şimdi geliyoruz namazın şeyin özelliğine. Cenab-ı Hak biliyorsunuz bir kıble tayin etmiş. Kıbleden kasıt bugünkü Mekke'deki kıblenin bulunuşunu da bir başka tarzda tefsir etmesinler diye bir arada Kudüs'ü kıble yaptı biliyorsunuz. Kurban. Sonradan tekrar Mekke'ye putlar değişti, temizlendikten sonra Mescid-i Haram'a kıble olarak verildi. Böyle kazıp Cenab-ı Hakk'ın vereceği manevi ceryanı bir arzda bir noktada toplamasıdır. Bütün müminler dünyanın neresinde olursa olsun kıbleye yöneldikleri zaman manevi ceryanın yoğun olduğu bir noktayla irtibat kurarak Allah'ın huzuruna ben geldim demeleri gerekiyor ki bunun için ilk yapılacak iş tekbir-i tahlimin veya iftah dediğimiz Allah'a ekber deyip namazı başlamak. Bu tekbirin tahlimi demek zaten haram kılan, dünyayı haram kılan tekbir. Allah'ın karşısına durduğumuz zaman elinizin tersi bir de dünyayı kastediyorsunuz. Avucunuzun içiyle Cenab-ı Hakk'ı yöneliyorsunuz. Ben dünyayı kendime haram kıldım yarabbim deyip Allah'a ekber deyip başlıyorsunuz. Evet. Şimdi bunu böyle söylediğinde kıldı mı? Katiyen böyle şeylere kapılmamak lazım. Evhamlara. Nasıl efendim? Hani dünyayı haram kıldım deyip de Allah'a ekber dedim. Acaba haram kıldım mı sahiden? Ha, evet. 5 dakika sonra bir dünya arzusu veya benzeri bir duyguya kapılmakla oyun bozarlık yapmamak lazım. Allah'ın istediği bu bizden. Yani tekbiri, tahrimini, iftitah tekbirini getirin diyor. Ben sizin ne niyetle geldiğinizi anlayın. O niyetle geliyoruz. Ondan sonra Sübhaneke okuyoruz. Evet efendim. Sübhaneke Cenab-ı Hakk'a karşı her kulun, her varlığın icra etmek, mecbur etmek olduğu bir övgüdür. Evet hocam. Sübhaneke'yi okuyoruz. Önce iftidah tekbirinde bulunuyoruz dediniz. Evet. Ve Allah'ın izniyle geldik. Geldik diyoruz. Sonra Sübhaneke okuyoruz. Ondan sonra Fatiha suresini okuyoruz. Ancak ondan evvel Eûzü Besmele çekiyoruz.
Peki onun hikmetine, yani o kadar Allah Celle Celal'in huzuruna çıktığımız halde yeniden tekrar niçin besmele çekiyoruz? Besmele tabi çekebiliriz de şeytanın şerrinden sana sanırım niye diyoruz? Evet, evzu bin, onun için diyoruz. Burada çok önemli bir işaret vardır. Cenab-ı Hak diyor ki iyi niyetle iktidat tekbirimizi alıp gelerek itibarinde kendini okuyarak huzurumda olsan dahi şeytan sana musallattır. Evet. Benim huzurumdayken beni musallattır diyor Cenab-ı Hak. Burada şeytanın musallat olmasının hikmeti onun kuvvetinden, kudretinden değil, nefsin şeytan dediğimiz şer ceryana karşı olan temayülündedir. Yani nefs öyle bir ekrandır ki şeytan istediği zaman ekranı düşünür. Buna düşünesin diyedir. En uzun esmeye çekmemiz. Yani senin huzurunda bile bu ayinden sana sığınırım. Diyoruz. Ve dolayısıyla da peki öyleyse söylüyorum hocam ne söyleyeceksin diye. Ne söyleyeceğiz Allah'a? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceğiz. Evet. Peki burada hamd'ın önemine, hamd kelimesinin Türkçe manasını nasıl açıklayabileceğim? Evet, bizim Türkçe'de hamd biraz da iyi niyetimizden dolayı öyle mecrasından saptırılmış ki nasıl deyince hamdolsun diyoruz. Aslında buradaki hamdolsundan kastımız Allah'a hamdolsun iyiyim demektir. Fakat biz hamd kelimesini bir iyilik şeyi olarak kabul etmişiz artık. Sembol olarak kabul etmişiz. Halbuki hamd kelimesi övgüye ait bir şeydir. Sıfat kelimedir ama övgü değildir. Çünkü Arapçada bir şeyi övmek için kullanılan kelime senadır. Sena kelimesi. Evet. Onu sena ettim dedim mi? Nitekim konuşurken bazen hamd-ı senalar olsun da deriz. O da kullanılır, evet. Evet, ama sena sırf övgüdür. Hamd kelimesi çok çetindir. Hamd kelimesi için Arap etimolojisinde lisanındaki düstur şudur. Bir yücenin, bir yüceliğin bütün özelliklerini bilerek onu dile getirip sena etme. Yani bir basit misal vermeden anlatamayacağım şeyi, hamd kelimesini. Buyur mesela hocam. Bir adam, diyelim ki bir beyin cerrahı var. Çok iyi bir beyin cerrahı. Bunu övecek. Bunun diplomalarına bakacak. Konuşmalarını, hastalarına, muamelelerine bakacak. Niyetli hastalara bakacak. Bunların hepsini toparlayıp gelecek. Ve sen hakikaten iyi bir beyin cerrahı dersen, cerrahın dersen bir nevi hamd makamında bir övgü olur. Eğer böyle bir analiz yapmadan kuru kuruya sen çok güzel varsın derse hamd olmaz. Kelimenin arasındaki farkı söylemek için. Evet, evet. O sena olur. Bilmeden söylüyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kullarına tekrar ettiği birinci cümle ne kadar ağır bir koşul. Benim yüceliğimi bilerek beni övün bakalım diyor. Hem de parantez açmış. Alemlerin Rabbi olan benim. Yani benim yüceliğimi övmek için alemlerin Rabbi olduğumu unutmayın. Yani Cenab-ı Hakk'ı hamd edebilmek için Cenab-ı Hakk'ın bütün alemlerdeki müthiş gücünü, kudretini, sırrını, ihtişamını, Rabbaniyetini bilmemiz lazım ki hamd edelim. Yoksa nasıl elhamdülillahi Rabbil alemin diyeceğiz? İşte namazın bir anlamda Fatiha'nın yorumcusu olmasının hikmetidir. Siz elhamdülillahi Rabbil alemin dedikten sonra bir nokta koyuyorsunuz. Kendinize bir an geliyorsunuz. İmkanı yok. Bu işin altında ne nasıl kalkacak?
Rabbime dedim ki sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın, sana hamd ederim dedim. Peki dese ki neyini beğendin? Bir cevap verdim. Böyle bir garip duruma düşmesin diye Cenab-ı Hak arkasından diyor ki o ki Rahman ve Rahim'dir. Korkma korkma. Sen bana hamd et. Ben senin iç dünyandaki o teslimiyeti alır Rahman ve Rahim sıfatımla onun özündeki bana iştiyakını, bana imanını, bana sevdanı bulurum, merak etme diyor. Sen yalnız bilesin ki bu cümleyi söylemek kolay değil. Yani bu çorba içmek için üstlerine yazılmak lazım derler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek için çok zor iş bu. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ın ne biçim müthiş bir kudretle evrenleri yarattığını bileceksiniz. Şimdi böyle derinden konuşuyor gibi gelince bazen şöyle bir şey geliyor hatıra. Peki masum tahsil olmamış bir köylü delikanlısın. Bu hamd kelimesinden ne anlayacak? Sen evrenlerden bahsedeceksin. Galaksilerden, meleklerden filan. Bunları nasıl Cenab-ı Hakk'ın yarattığın, eğittiğini, zehbini hissederek hamd edeceksin. O ne yapacak peki? Dersen onun cevabını vermiş manayı bilmek. Diyor ki bir tek buğday tanesinin toprağa düştüğünü görmüştür. Yani 20 santim evet. Altına geçip de neredeyse kışta üzerinden geçip fıslaşmış gibi olan toprağın altında bahar geldiği zaman iki tane yeşil hatta sarı yaprak çıkar. Evet. Buğday temsil edecektir. Bunun 20 santim toprağın altından çıkabilmesi için lazım gelen kuvveti, kudreti ölçmek mümkün müdür? İşte o köylü delikanlısı onu bir defa müşahede etmişse aman yarabbi sen toprağın altından bir zerreye bir ağaç yaptıran Allah'tan diyecek. Yani bu idraki istiyor. Evet. Ama bir buğday tanesinden ama bir galaksiden ama bir beşeri insan konusundaki bir hadisede. Binaenle Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın Fatiha'nın birinci ayetinde bütün ilmi saltanatını ortaya koyarak bütün kudretini beyan ederek bizi davet etmesine hem de o bilinmezliğini bizim vasıtamızla seyretmesine mektir bir anlamda. Çünkü Cenab-ı Hak hem an kendi güzelliğini seyreder. Hem an kendi güzelliğini müşahede eder. Bizim anladığımız anlamda değil ama bir kulunun gönlünde seyrederse işte Cenab-ı Hakk'a hazreden sınırsız bir güzel şey veren, ilahi zevk veren odur. Onun için eğer bir kul hamd ederse Allah derhal Rahman ve Rahim hamdullerini yakarak onun gönlünün içindeki o iman zerresini takip alır. Ve namazın 40 rekat olmasının sebebi de budur. Günde 40 defa bu takipten geçeceksin. Bakalım düşünüyor mu, düşünmüyor mu o elmas parçasını? O elmas parçasının gönülde Allah'a bir ilgidir. Onu düşünmeyeceksin. Onu düşünmeyeceksin ki Cenab-ı Hak zaten diğer manalarıyla birlikte anlatacağım hikmetleri mecmuasında Cenab-ı Hak senden o kadar ileri derecede memnun olsun ki hasibetsin sansırlarına. Hiç şakası yok Allah'ın. Allah'ın bir an gönlüydü. Bütün kainatın evi mahfızı getir gözünün önüne. Ama onun dışında çabayla, mabayla sahtekarlıkla, iyilekarlıkla bir yere varılmaz. Allah'ın gönlü edebilmek hadisesi yalnız namazdan geçer. Çok ince bir hikmettir. Binaenle Cenab-ı Hak bunun da anahtarını vermiş. Şimdi bakın nereye geliyor. Peki Allah'ın gönlünü nasıl edeceğiz diye biz burada aramızda konuşuyoruz. Evet. İyyâke ne yapıyor? İyyâke nasıl da ediyor?
Orada ne diyor efendim? Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz diyor. Senin gönlün mü edecektin diyor. Şu söylediğin cümleyi söyle tekrar et. Ve de bunda samimi ol. Yalnız bana kulluk ettiğinde samimi ol. Caminin kapısına çıkıp tekrar paraya kulluk etme. Tekrar evladı iyaline, çoluğuna çocuğuna kulluk etme. Tekrar kapının önüne çıkıp mevkiye, saatlere kulluk etme. Çünkü bu bir insan gönlünde 40 defa İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn derse iyi niyetle başladı. Namazın eseri olarak kalbinin iç duvarı akıl almaz bir mekanizma ile devamlı yıkanıyor demektir. Dünyadan gelen en türlü telaş, zevkler, arzular ve dünya hırsı düşer düşmez sirkelenir. Denizden İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn der. Şimdi bu o kadar mükemmel bir şey ki tıpkı ezanın beş vakitte özel bir hikmetle okunması gibi namazın da beş vakit kılınması hikmetidir. O aralıklarında, o zaman aralıklarında kirlenen, yoğunlaşan, yeniden dünyaya doğru gitmek isteyen ve dolayısıyla da hiçbir zaman elhamdülillah diyemeyecek olan insana yanlış kapıyı kapatmak için 5 bölüm ayırmış. Bugünlerde gelin tekrar İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyeyim. Şimdi eskiden mana alimleri namazı anlatırken derlerdi ki ben daha işte lise çağındaydım belki. Cenab-ı Hak namazda iftida fikrini getiren her Müslüman için meleklerin emredi açıp perdeyi aramla kulum arasındaki kulumla aramdaki perde etindir. Ve melekler emre itaat ettikleri için açarlar nereye kadar? Fatiha'nın 4. ayet okumana kadar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. İyyâke nâbudu İyyâke nestaîn dediği an eğer yalansan, yalnız sana kulluk ederim, yalnız senden yardım dilerim. Dediği yalansan, ridayı kapadın, perdeyi kapadın der Allah. Gittin ama. Çünkü hem Allah'ın huzurunda olacaksın, hem inanılması güç bir davaya talip olacaksın. Allah'a talip olacaksın. Allah'ın seni sonsuzluklara götürmesine talip olacaksın. Cennete talip olacaksın. Hem de bir münafıklığı gönlünde tohum gibi yaşatacaksın. Yani ben yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz diyorum ama sen bakma. Yine bizim köşedeki bakkal olmazsa biz akşam yemeğini nereden alacağız? Kabilinden nifakı kabul etmez. Münafıklığı kabul etmez ve perdeyi kapatır. Bu namazın en hassas, en zor bir noktasıdır. Ve ömrü boyunca insanoğlu 40 rekat namaz kıla kıla ancak bu perdeyi kapattırmamasını öğretir. Şimdi perdenin kafanın kapanmadığı nasıl öyle olacak? Hocam bir araya girmek istiyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Maliki Yevmiddin'e atmamış gibi oldu. Yani. Bunu Fatiha'yı tamamlarken tekrar tamamlayacağız. Tekrar edeceğiz. Maliki Yevmiddin Türkçe kelime olarak bütün dinlerin sahibi Allah'tır demektir. Ama kasıt kıyamet gündür diye tefsirle tefsir etmiştir. Biz de o tarz bir tefsire karşı değiliz ama Maliki yevmil kıyamet demiyor. Ayetlerinin kıyamet gününün sahibi odur demiyor. Maliki yevmil din. Din demek yaşanan hayat demek. Yaşanan hayatınızın her gününün her anının sahibi Allah'tır diyor. Yani üçüncü ayet
kesinlikle yaşanan her günün sahibi Allah'tır diyor. Yani bunu vurgulayarak öyleyse siz Allah'tan gayrına kulluk etmeyin. Allah'tan gayrına yardım istemeyin diyor. Bu motifi kapatırsa ne olur, kapatmasa ne olur, kapatırsa bir daha sefere niyet etsin. Yine namazına devam edecek. Bir daha sefere niyet etsin. Bir daha sefere niyet etsin. Peki kapatıp kapatmadığı nasıl belli olur? Evet. Eğer kapattığın anı seferde Fatiha'yı bitirir bitirmez Cenab-ı Hak Sırat-ı Müstakim'in hedefini açar. Kendinizi Sırat-ı Müstakim'de bulursunuz. Sırat-ı Müstakim'de bulunmak demek neyi aklından geçiriyorsa onu seyretmesi demek. Onun için de Cenab-ı Hak Zemm-i Sure'yi emretmiştir. Fatiha bittikten sonra Sırat-ı Müstakim geri verince kul şaşırır şimdi ne yapacağım diyor. Şaşırmaz diyor. Bir ayet oku. Sana onu seyrettireyim. Diyelim ki o sırada Sure-i Yusuf'tan bir ayet okudunuz. Derhal o zaman dilimine yansırsınız. Aynen yaşarsınız. Herkesin kapanmaması bu. Kapanmıyorsa sen Sure-i Yusuf'u okusun ama başka için yansırsın. Şimdi namazın böyle mükemmel figürlerini söylediğimiz zaman namaz kılanlar şuna iftihar etmelidir ki ben buna adayım. Ben bunu yapamıyorum, bende işi yok, çok yanlış bir şey. Evet. Çünkü bizim mecbur olduğumuz namaz taklit namazdır. Yani şeriatın bundan sonra kadar İbn-i Kelam'ın bize öğrettiği namaz taklit namazdır. Sünneti şöyledir, farzı böyledir. Şu duayı okursun, şurada tekbir getirirsin, genden namazdır. Çünkü hakiki namazda Cenab-ı Hakk'ın bizzat Efendimiz'in emirlerinde verdiği misaldeki namaza farziyetin bilmesine mümkün değil. O zaman mahvoluduk biz. Hakiki namazda. Bunun mecbur olsaydık perişan olurduk. Ama Cenab-ı Hak bunu taklit namazda başlayıp alıştır. Ne zaman nasipse. Evet hocam, şimdi namazı ayrı ayrı gruplara ayırmaya başladık. Hakiki namaz dediniz, taklidi namaz dediniz. Bu şekilde sınıflama nasıl oluyor? Şöyle efendim, yani bunu tabii bir ilmi kitapta kategoriye sokmak yanlış olur. Hı. Namaz namazdır. Yalnız benim söylediğim gibi namaz kılan bir insanın rükuğa geldiği zaman zamm-ı surette okuduğu ayeti aynen seyretmemesi olmaz. Allah'ın Allah'lık şanına yakışmaz. Seyredenirse kendinde de bakar. Allah ona o bahşişi vermiştir. Evet. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn doğru söylemişse, yani Allah'tan gayrına kulluk etmemişse ona mutlaka onun mucize gösterilmiştir. Şimdi bu bakımdan alırsanız mutlaka bir namazdan hakiki namaz değil. Evet. Ama farz olan namaz değildir. Bir amaçtır hakiki namaza ulaşmak. Bizim mükellef olduğumuz, zorunlu olduğumuz namaz taklidi namaz. Ama taklit namazı rüya namazıyla karıştırılır. Tabii rüya namazını açıklayalım demek düşecek o zaman burada. Evet. Şimdi bu taklit namaz bir sayalım da sonra açıklayalım. Peki hocam. Şimdi bir hakiki namaz dedik ki İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn'i doğru söyleyen Zamm-ı Sure'yi okuduktan sonra rükuda aynen görür. O surenin şeyini, zaman dilimini, yaşamını. Şimdi bu tarz bir hakiki namaz misali olmamış mı? Olmuş. Mesela
eskiden yaralıları bağlarlardı. Antibiyotiklerin olmadığı, damarları bağlamanın mümkün olmadığı devirlerde savaşlardı veya kazalarda bir yaralı, bir kızgın demirle dağlanırdı. Bunun için de çok güçlü, kuvvetli güçlü adamlar vardı onun. Birisi dağlanacağı zaman onlar gelirdi, berivan gibi dolardan bağırdı bağırdı dağlanlardı. Evet. Şu buydu. Bu yanan bütün kısaltı kitaplarında misal verilir bu. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz çok feci bir şekilde yaralandı. Dağılacaklar, herkes birbirine bakıyor çünkü Hazreti Ali çok kuvvetli, kim tutacak Hazreti Ali? Ya bak ne demek işi yoktu da, tutsan dağılasan. Hazreti Peygamber güldü, acele etmeyin dedi. Şimdi namazı verdik, ikinci namazı verdik. Onlar da devamı böyle, tuhaf tuhaf bakıyorlar. Şimdi dağılarsın dedi. Hakikaten Hazreti Ali ikinci namazına durdu. Bastı açıyı, dağlamayı, hiçbir şey değişmedi, namaz devam etti. Bu şimdi hakiki namazdır. Bir de miracı olan namazlar. Efendimiz, ümmetine olan şiddetli merhameti dolayısıyla miraçta Allah ne istersin, onu vereceğim dediği zaman Efendimiz'e. Müminin kullarına da bu anı yaşatsan, istersen diye niyazda bulundu. Yani onlar da bir ilaç yoktur. Anlamadım. Onun üzerine Cenab-ı Hak öyleyse namaz kılsınlar diyor. Namazın farz olmasının sebebi zaten bu muhaveredir. Bu konuşmadır. Demek ki aslında namazın ideali bir ilaçtır. İdeal bir namaz miracı tamamlamadır. Allah'a kavuşmadır Türkçesi. Ama bu mevale mevale Allah'a kavuşmadır. Biraz daha öncesi hakiki namaz. Ondan sonrası normal namaz. Teknik namaz demeyelim de normal namaz diyorum. Onun dışında da tabii rüya namazlar vardır. İşte ala Resul namaz kılıyor desin diye kılman namazlar. Erkanına riayet edilmeyen namazlar. Bunlar da riya namazıdır. Mesela ağzının içinden Fatiha'yı yuvarlayıp okudum, o da riya namazı olur. Yani normal namaz olması için yerli yerine icra etmek lazım. Onun dışına çıktı mı laf olsun namazı olmaz. Namaz çok büyük bir mesele. Evet. Efendim burada erkanını bulmanın öneminden bahsettiniz namazın. Bilemiyorum, belki ilerleyen programımızda değinmek istersiniz. Ve mesela Fatiha'nın yuvarlanması bile bu hikmeti bozar dediniz. Yani burada belirtmemiz gereken önemli noktalar varsa isterseniz, hazır konu açılmışken onu da sevgili seyircilerimize. Şimdi burada benim belirtmek istediğim nokta riyakarın namazı olarak daha çok Sure-i Maun'un kastettiği riyakar namazıdır. Şimdi Sure-i Maun'da Cenab-ı Hak yardım olmayan, yani çok uzun bir konu yazmayalım diye şey etmiyorum. Peki hocam. Özetliyorum. Yardım olmayan, fakiri doyurmaktan zevk almayan. Bakın fakir doyurmayan demiyor. Fakiri doyurmaktan zevk almayan, yardımı olmayan ve yetiğini incitenin Ramazan rüya namazı. Allah bir kere kesmiş, atmış. Peki örnekleri var mı efendim hiç rüya namazı? Rüya namazın örnekleri var. Şimdi bu imanını tamamlamadan dünyaya tapma hissi içerisinde namaz kılıyorum anlatıcılığı içerisinde. Namaz kılanların hadisesidir ki bunun tarihteki en çılgın örneği iki gün sonra günü gelecek olan
Kerbela olayıdır. Kerbela olayı İslam tarihinin en önemli olayıdır. Gönlünde hakiki iman ve sevgi bulunan müminlerle dünya potasında çürümüş, kendini mümin zanneden bir takım sapıkların mücadelesi sonunda Yüce Peygamberimizin muhteşem Hazreti Hüseyin'i şehit etmeleri olayıdır. Bu olay işte insanoğlunun tarih boyunca ne kadar çok adileşebileceğini gösterecek. Ve ben tanımlarımda daima şu cümleyi kullanırım. Tarihin en büyük ihaneti Kerbela olayıdır. Hazreti Hüseyin'e kılıç çekme, onu şehit etme. Tabi etrafında beraber çoluğuyla, çocuğuyla ve diğer ehli bekle beraber. Onların kılıçla gitme olayı tarihin en büyük ihaneti. Bu ihanetin seyri sırasında Cenab-ı Hak bize örnek olsun diye bir şey göstermiştir. Hazreti Hüseyin'i şehit etmeye gelen o Yezid'in paralı askerleri namaz kıldılar. Savaş sırasında namaz mı yönetmiş diyorlardı? Savaş sırasında bile. Niye istiyorlardı peki? Sen kime namaz kılıyorsun? Allah'a kılıyorsan Allah sevgilisi peygamberin torunlarını katletmek üzere kılıcını çekmişsin. İnsanın nefsindeki ahmaklığı, nefsindeki rüyayı bundan iyi gösteren bir örnek yoktur. Nitekim bu örnek 80 sene İslam tarihine musallat olmuş. İşte arada çıkan Ömer İbni Abdülaziz gibi zatlar tarafından hiçbir İslamiyet'in batmasına engellenmiştir. Yoksa bu devam etseydi bu şuur taklit namazını, rüya namazını kıl gerisine bakma deseydi İslamiyet batardı. Orada mutlaka bir ehli beyt sevgisinin yaşatılması Hazreti Hüseyin'in söylediklerinin anlanması lazımdı ki onu da Türk milleti başarmıştır maşallah. Bütün tümüyle Türk milletin ehli beytin ne demek istediğini ne güzellikler taşıdığı anlamıştır. Çünkü Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da verdiği iki önemli mesaj vardır. Bir tanesinde diyorlar ki sen 70 kişisin. Karşında 50 bine yakın adam var. Böyle bir savaş olmaz. Senin aklından, zekandan, ilminden bütün Arap Yarımadası istifade eder. Sen niye bu havası savaşa rıza gösteriyorsun diyorlar. Mehdi cevap diyor ki eğer ben sayısal bir rakam dolayısıyla hakikati savunmaktan vazgeçersem işte o zaman İslamiyet batar diyor. Sayısal bir yargı olamaz diyor. Hakkı savunmak için. Çok önemli bir şeydir. Sayısal bir yargı olamaz. İnşallah bu şeyi ilk kez bu millet hem İstiklal Savaşı'nda hem Birinci Dünya Savaşı'nda çok göstermiştir. Sayısal yargıya varmadan mücadelesini, hak uğruna mücadelesini göstermiştir. Asıl ikinci nokta Hüseyin Efendimiz'in insanlığa bakış, insanlığa bakış tarzıyla ona yapılan yürümün, edepsizliğin arasındaki tezattır. Çünkü ne kadar şeyimiz kaldı söylemiş. 3 dakika falan hocam. O zaman böyle bitireceğiz. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in yani tam bugün arası geldi. Evet. 8'inde susuzluk had safhaya geldi. 70 kişilik grubu, 73 kişilik grubu. Çoluk çocuk susuzluktan büyük ölçüde kırılmaya, şehit olmaya başladılar. O sırada Fuzuli'nin başını çektiği bir mutasavvuf grubunun bir alem-i manayı seyredici var. Su Cenab-ı Hakk'a isyan ediyor. Diyor ki ya Rabbi ben senin sevgini haberinin torununa götüremedikten sonra kendimi ona hizmet edemedikten sonra beni bu işten affet. Sen çok yüce bir Allah'sın. Bir şey bulursun.
Ben şart değilim. Beni affet bu davadan. Hava aynı şekilde. Moleküler fazla. Cenab-ı Hakk'a müracaat edip Hazreti Hüseyin'in hizmetinde olmadıktan sonra neye yarar bu dünya? Bizi de affettik diyorlar. O sırada da Hazreti Allah diyor ki peki bir de perdelerin bu tarafına şimdi atıyorlarken Hazreti Hüseyin niyaz ediyor Allah'a. Ya Rabbi ne kadar azap varsa hepsini bana ver. Bundan sonra Müslüman ülkelerin başına gelecek. Müslüman cemaatlerin başına gelecek felaketleri bana ver. Onlar zaaf gösterir, dayanamazlar. Ama ben senin sevgili torunuyum. Lütfen istediğini ver bana diyor. O susuzluğun, o aklı almaz eziyetlerin, çoluğunun çocuğunun gözünün önünde. Susuzluktan şehit olan anı seyrettirirken, bu Hazreti Hüseyin'in bütün alemin istiharı para dönen olma olayıdır. Suyla, havada utanıyorlar ilahi hikmet karşısında. Huzur ederken, bakınız suya der, nerede görürseniz görün, başını taştan taşa vurur. Hala Hazreti Hüseyin'e ulaşamadığı için başını taştan taşa vurur. Evet, unutmayalım iki gün sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz'e karşı lazım gelen saygı, dualarımızı yaptığımız gibi fakirlerle doyurmak çok önemli. Evet. Efendim, biz bu akşam da Samanyolu'nda akşamın sonuna geldik. Size teşekkür ediyoruz, konuğumuz oldunuz ve bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Tekrar görüşmek üzere sevgili seyircilerimiz. Hayırlı akşamlar.